Herkese merhaba. Gitarlarımı tanıtmamı istemiştiniz. Ben de nasıl tanıtabilirim diye düşündüm. Çok fazla düşünmeden Ola Englund'un gitar, My Gitar videoları geldi aklıma. Tellerini değiştirip gitarı temizliyor. Daha sonra amfiye takıp çalıyor. Ben de böyle bir seri yapmaya karar verdim. Eğer hoşunuza giderse gitarlarımı ve hikayelerini bu şekilde genel bir temizliğini yapıp tellerini değiştirip hem de biraz sohbet ederek gitar hakkında size anlatabilirim. İlk gitar videomu bu güzel LTD 7 telli gitarla başlatıyorum. Kamera açı alsın diye biraz alçak bir tabureye oturdum. Biraz güdük kaldım şey masaya göre ama artık kusura bakmayın. Şimdi gitarı bir yandan temizlemeye başlayacağım. O sırada da gitarın hikayesini anlatacağım. Gitarı temizlemek için limon yağı kullanıyorum. Bu limon yağının hiç bozulmadığını söylemişlerdi. Bilmiyorum öyle mi gerçekten. Bildiğim kadarıyla maple'lara falan kullanılmıyor ama işte rosewood'lara, ebony'lere kullanıyor ama ebony yani abanoz diyorlar Türkçe'de. Abanozlara başka bir şeyler daha kullanılabiliyormuş ama renginin koyulttuğu için ebony'lere kullanıyorlarmış ki biraz daha klavyenin rengini koyulaştırsın diye. Ben bu konular hakkında çok müthiş bilgi sahibi değilim ama bildiğim kadarıyla böyle. Şimdi bu limon yağını azıcık sıkarak her zamanki gibi uygulamaya başlıyorum. Bu gitarı ben 2018 senesinde aldım. Ondan sonra eskiden çok fazla Korn dinliyordum. Ondan sonra Limp Bizkit dinliyordum. Hastalık derecesinde 7 telli gitarım olsun istiyordum. Ve en sonunda bir tane çok eskiden 7 telli gitar almıştım. Daha sonra o gitarı sattım. Ve hiç iyi bir 7 tellim olmadı. Aslında bu da çok üst bir model değil ama şimdi yani zaten ben çok hani kayıt mayıt 7 telliyle yapmadığım için beni şimdilik idare ediyor. Çok da fazla çalmıyorum zaten. Arada bir çalıyorum. Şimdi limon yağını sürdüm. Limon yağını böyle birkaç saniye emmesini bekleyeceğim. Çok da önemli değil aslında ama YouTube'daki bazı videolarda böyle emdiriyorlar. Şu hani böyle gitarların kafasına koydukları zımbırtılar var. Onlardan bulamadım bir türlü. Arıyorum tünelde falan ama Türkiye'de yok. Toman'a da baktım. Toman'da da bulamadım. Şimdi limon yağını bu peçeteyle temizleyerek, perdeleri temizleyerek çıkartacağım. Ve dedim ki 2018 yılında böyle bir tünele gittiğim zaman 7 telli gitar alayım. Alasım geldi. Böyle Korn falan dinliyorum. O zaman Korn Türkiye'ye gelmiş, kaç kere gelmişti de konseri falan da yoktu yani. 7 telli bir gitarım olsun istiyordum. Sonra ben o Korn dinlerken işte 2000'lerin başlarında falan. Sonrasında hani çok fazla gitarla alakam da kalmadı. Bir süre sonra 2010'larda falan gitar çok fazla çalmıyordum. O yüzden 7 telli gitarla bir işim yoktu yani. Bir ara işte tekrar Korn dinlemeye başladım. Aa dedim evde işte 7 telli gitarım olsun Korn çalmaya başlayayım. Falan filan derken öyle tünele gittim bir gün. Tünelde işte arkadaşlarımla konuşurken Can Göz Müziği'ye girdim. O işte ESP'nin bahisinde Can Göz Müziği konuş. Ben de bilmiyorum. Neyse girdim Can Göz Müziği'ye. Ondan sonra 7 telli gitar var mı dedim. İşte bunu gösterdiler. Şimdi bu gitarın modeli de LTD SC207. SC de Deftones'un gitaristi Stephen Carpenter'ın baş harfleri. Aslında Stephen Carpenter'ın bir signature modeli gibi. Ama çok düşük bütçeli bir. Yani en ucuz gitarlarından bir tanesi bu gitar. Ben de size daha önceden söylemiştim. Hani gitarlarda yani çok fazla şeyi önemsemiyorum. En azından bu tip gitarlarda hani. İşte öyleydi, şöyleydi, böyleydi. İşte şurası şöyle, bu bilmem ne acildi falan. Hani hem Deftones çok sevdiğim için hem de gitarı beğendiğim için ucuz da olduğu için aldım. Manyetikleri kötüydü. Ben sonra değiştirdim manyetikleri. Şimdi limon yağını temizledim. Fretleri güzel parladı. Zaten çok fazla çalmadığım için çok da fazla kir yok arkadaşlar üstünde. Şimdi bunu atalım. Dunlop. Şimdi kalan kısımları da bu Dunlop 65 ile temizleyeceğim. Hani bu da çok iyi bir şey mi bilmiyorum. Zaten Türkiye'de çok fazla Dunlop veya onun benzeri şeyler satılıyor. Onun için bir tane şeyim var. Bezim var. Dadario'nun bezi. Bu Dadario'nun bezini de şeyden almıştım. Tünelden almıştım. Neyse gitarı gittim, denedim, taktım falan. İşte 7 telli bilmem ne.
Beğendim gitarı, yani sesini beğendim. Görüntüsünü beğendim. Hep böyle fretleri boş olan bir gitar istemiştim zaten. Bu gitarda fretleri boş olduğu için artı bir gözüme çarptı. İşte Stephen Carpenter'ın signature olduğu için, ki signature çok fazla tercih etmem. Signature olduğu için signature'ı da hoşuma gitti. Hani gitar da kendisi de hoşuma gittiği için bu gitarı satın aldım. Sonra gitarı ne yaptım? Manyetiklerini değiştirdim. Manyetiklerini değiştirmek için hani düşündüm ne takabilirim diye. O sıralarda çok fazla şey konuşuluyordu. Fishman'ın Fluence modern humbucker'ları konuşuluyordu. Ondan sonra aktif humbucker'lardı bunlar ve çok popülerdi. Hala da popüler. Böyle sert gitar tonları almak isteyenlerdi. İşte modern, işte Ola Englund falan bilmem ne, o da çok kullanıyor. Ya da kendi yaptırdığı gitarlara şey yapıyor, takıyor. Ondan sonra dedim ki hani ondan alayım. Türkiye'de de yoktu. Sonra ne yaptım? Gittim şeyden Toman'dan sipariş verdim. Bakın buradaki şey bile duruyor. Bu kapağın arkasındaki jelatini bile duruyor. Ondan sonra spreyi beze sıkıyorum. Beze sıktıktan sonra bunları temizliyorum. Ondan sonra Toman'dan bu şeyi söyledim. Sipariş verdim. Palnico diyorum. Fishman Fluence modern humbucker'ları söyledim. Biraz da değişik bir bağlantı şekli var. Böyle nop, push pull bilmem ne zımbırtıları var. Hani böyle çok kafayı yemiş bir şekilde bunlarla uğraşmıyorum arkadaşlar. Sadece insanlar çok met ettiği için bu manyetiği. O yüzden aldım. Ondan sonra şöyle çevirelim. Şu kısımları da sildik mi? Burayı biraz çizmişim. Neyse. Tamam. Şimdi gitarımız cillop tarzında oldu. Bu gitarda hani Stephen Carpenter'ın olayı, Deftones'un, hani çok tanıyor musunuz bilmiyorum ama gitarların manyetikleri böyle yan yana. Hani normalde neck manyetiği şu kısımda olur. Ama şey manyetik burada yan yana. Neden diye soruyorlar. Sadece çok güzel gözüktüğü için diyor. Çünkü yani bu pozisyonda ya da neck pozisyonunda kullanmıyor çok fazla. Bu yüzden öyle diyor. Şimdi ben bu gitara Korn'un tellerini takacağım. Aslında şöyle bir durum var. Benim nikele alerjim var arkadaşlar. Yani nikel tel kullanamıyorum. 35 yaşında başıma geldi bu nikele alerji olma durumu. Bu beni bayağı gitar konusunda zorladı ama şimdi bir şekilde alıştım. Bu yüzden şimdi mesela 7 telli gitar kullanacağım zaman işte baktım Korn hangi telleri kullanıyor. İşte 10-46. Üstüne de 60. 7. tel olarak 60 kalın tel takacağım. Ve o şekilde çalıp size dinleteceğim. Şimdi nasıl tel taktığımı da gösteriyorum. Açıyorum abi. Daddario'nun telleri. Ernie Ball da kullanıyordum ama çok paslı çıkmaya başladı Ernie Ball'lar. Çünkü paketleri vakumlu değildi. Ama şimdi artık vakumlu geliyor Türkiye'ye. O yüzden Ernie Ball'lar da Daddario'lar bitince kullanacağım. Ama bu alerji meselesi çok sıkıntılı bir durum. Gitar çalmayı bıraktıracak kadar bir durum. Aynen. Şu birincisi. Şimdi şöyle aldım. Ben şu şekilde takıyorum. Şöyle biraz mesafe bırakıyorum. Sonra kesiyorum teli. Ondan sonra şöyle çekiyorum. Ve bastırıp bu şekilde sarmaya başlıyorum. Bunu da, bu yöntemi de Kurban'dan öğrenmiştim. Hatta Özgür'den öğrenmiştim. Kurban Özgür'den. O bu şekilde değiştiriyordu. Bir tane bitti. Kaldı 6 tane. Böyle eskiden aklıma geldi. Hani insanlar böyle hobisi olan, nasıl diyeyim, işte böyle bir herhangi bir araba hobisi vardır ya da motosiklet hobisi vardır. Hani bayağı bir teknik bilgisi olur onlarla ilgili. Genelde gitaristler de, bu dünya çapında böyle, gitaristler de teknik bilgileri veya vesaire var ama hiçbirimiz aslında mesela bir gitarın entonasyonu nasıl yapılır? İşte atıyorum gitarın sap ayarı nasıl yapılır? İşte action'ı nasıl ayarlanır falan. Bu tip şeylerle çok ilgilenmiyoruz. Öğrenmiyoruz. Kendimiz hiç yapamıyoruz yani. Çok basit ayarlarla belki
yapılabilen şeyler ama biz bunları öğrenmiyoruz. Yani dünyada kimse öğrenmiyor. Luthier'lere götürüyorlar. Ondan sonra o yüzden bir şey değil ama bu şeyin de en büyük problemi bu. Buradan sokarken arka taraftan çıkmıyor Allah cezası. İlla beni şey yapacak, kötü konuşturacak yani. Sonra alırsın bunu, sokmaya çalışırsın. Alırken gitarı bir yerlere çarparsın. Değil mi? Gitar çizilir sonra falan. Kafası çarpar bir yere, kıçı başka bir yere çarpar. Şunu şuradan sokacağım diye. Sen buraya bu kadar uğraşırsın, çizilmesin diye. Sonra gitar teli geçmez. Alırsın, tak kenara, duvara çarparsın. Ah, ucu gitti işte gitar. Tüm tellerimi taktım. Endonezya malıymış. Design by ESV diyor. Burada size söylediğim Fishman, Fluence, modern humbucker'lar var. Aktifler, pilleri var. Kolay kolay pilleri bitmiyordu diye hatırlıyorum. Bu şeyleri, bu knobları bakın, push pull. Şimdi çok kısa bir akor yapacağım ve ondan sonra amfiye takıp gitarı deneyeceğiz, bakalım nasıl olmuş. Şimdi bir kere akord ettim. Bir kere akord ettikten sonra şöyle telleri hafifçe çekerek oturtmayız. Akoru sağlıyorum. Eskiden çok fazla kere çalardım hani. Sürekli çalardım gitarı ki akorda otursun diye. Daha sonradan YouTube'dan böyle bir yöntem olduğunu gördüm. Böyle çektiğiniz zaman telleri şöyle hafifçe zaten oturuyor. Bir kere daha akor ettikten sonra. Bugün mesela bugüme takacağım. Dual Rectifier eski bir versiyon. 14 grind'la boost diyeceğim. Bir booster da var. Bakalım sesi nasıl çıkacak. Amfi ayarında ikinci kanalda. Neredeyse her şey. Yok, üçüncü kanaldaymış. Bas ortada gibi. Middle biraz kapalı, tamamen kapalı. Biraz açıp bakarız, bakalım nasıl çalışıyor.
video serisini beğendiyseniz, gitarlarımı bu şekilde temizleyip tellerini değiştirip denememi ve size tanıtmamı istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.